Multiplayer'dan herkese merhaba. Bu videoda son zamanlarda oynadığımız oyunları konuşacağız. Bir de konumuz e, konuğumuz var. Çok değerli Sayın Mertan Yalçın bizimle. <laughs> Selamlar. Ne haber? Uzun İyi sen Biz her gün konuşuyoruz. Gerçi de böyle video olduğu için uzun zaman sonra tekrar bir araya gelmiş görsel olarak. Kamera önüne geçmem çok uzun süre aldı. Onun için böyle bir <laughs> hafif de heyecan var. Sürçülisan lisan şimdiden yani. Yok canım ne olacak? Yani... Tanıtmak da istemiyorum multiplayer'da şimdi Mertan e, e Ben da. de o arada yani... kaldım. Ya Mertan Yalçın'ı <laughs> insanların normalde bilmesi lazım. Ama az, çok uzun zamandır da sonuçta ne videoya geldin ne işte zaten televizyon programı artık yok vesaire falan. Ben de arada kaldığımız gidelim diye de bu vesileyi de anlatmış olduk zaten yani. E, evet, ya zamanında multiplayer <laughs> televizyon programından multiplayer'de yaptığımız canlı yayınlardan zaten tanıyan yani... tanıyor. Mertan Bey aynı zamanda bizim patronumuz bu arada patronlarımızdan biri. Eğer şikayet etmek istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kendisi <laughs> teftişli olacak. Video sonunda birimiz kovulabilir yani o kadar söyleyeyim. O zaman Mertan Bey sizle başlayalım mı? Ne oynuyorsunuz bu aralar? Tavsiye edeceğiniz neler var bize? Ya ben tabii bu dövizin inanılmaz bir e, arşa e, çıkan ve durdurulamayan, e, durdurulamayan e, çıkışı nedeniyle bayağı Steam'e ve de Epic Games'e dalıp almam gereken bütün oyunları teker teker yes, satın aldım. gider gibi stok yaptınız. Evet evet ön siparişlerin hepsini aldım. Stokları toparladım falan böyle. Ee, arada çok uzun zamandır da beklediğim Age of Wonders diye Age of Wonders 4 diye bir oyuna düştüm. Ee, herhalde 100 saati şimdiye kadar devirmişimdir diye tahmin ediyorum. Ha, devam da ediyorsun yani o kadar uzun. Ediyorum. İ i̇ki tur döndüm abi oyunda. Paradox'un işte. dağıttığı bir oyun. Triumph Games. işte Hollandalı bir şirket. 2017'de tahmin ediyorum paradox almıştı şirketi. Şey diyorlar oyuna. Yani 4X sıra tabanlı strateji rol yapma oyunu falan böyle. Yani aslında biraz e, Türkçeleştirirsek ile Heroes arası bir oyundan bahsediyoruz. Yani evet. biraz da board game de var işin içerisinde. İşte fantastik bir dünyada geçiyor. Ortlar var falan böyle. Kocaman bir harita var. Zaten Civilization'ı biliyorlardır. Ya yani biliyor diye tahmin ediyorum herkes. Heroes da çok bilinen oyunlardan bir tanesi. Tunca Bey'le beraber e, ayın oyunlarını konuşurken konuşmuştuk. Bayağı kült bir oyun serisi Age of Wonders serisi. E, dördüncü oyunu da açıkçası hani ee, sadece ya, bu arada evet Civilization en net anlatma yöntemi zaten şu an görüntülerde görüyor insanlar otomatik olarak zaten görür görmez neden Civilization'ı direkt anladığımızda anlamışlardır ama sadece o kadar da kalmıyor ya ekstra ee, zaten senden onu da soracaktım ben bir yandan abi sen acayip rol yapma oyunu da oynayan da bir insansın ee, bu strateji oyunun içerisinde bir de rol yapma öğelerini de vesaire yine eklemişler yine gene dediğin, gibi e, Heroes of Might and Magic dönemindeki vesaire gibi o, e, ben daha oynayamadım tam bakamadım ama genel itibariyle böyle kullandığın hero'nun statları üzerinden mi RPG tarafı gelmiş yoksa ekstradan hani e, şey yönettiğin medeniyet tarafında da RPG yanı var ekstradan kalenin de hepsi, rol yapma şeyleri hepsi var. falan oyun içerisinde e Hı. böyle senin istediğin doğrultuda devam ediyor. Yani oyunu şöyle açıyorsun. İlk önce bir realm tasarlıyorsun ve bu hani normalde oyunların içerisindeki map tasarlama, RAM tasarlama, realm tasarlamalar falan biraz zordur ya komplikedir girmek evet. istemezsin. Burada çok fazla öyle bir şey yok yani haritayı belli ediyorsun işte e, denizler ne kadar olsun işte az deniz olsun çok orman olsun işte sağdan orklar pop up çıksın ya da hayvanlar pop up çıksın ya da fairyler periler çıksın falan gibi şeyleri aslında customize edebildiğin kendi dünyanı yaratabildiğin tabi oyunun kendi bir story modu var onun dışında kendi dünyanı yaratıp aslında onunla birlikte işte karakter yaratma kısmında aslında karakterinin böyle bir 2 3 özelliğini yaratıyorsun. Ondan sonra oyun içerisinde yani tohumlar var. Tohumun tam Türkçesini kitap olarak şey çevirebiliriz diye tahmin ediyorum. Aslında skill set'ler var yani. Bu skill set'leri alarak oyun içerisinde kendini bir e, rol tasarlıyorsun. Yani ne, istersen hem büyücü olabiliyorsun aynı zamanda da paladin olabiliyorsun. Yani böyle karışık bir e, karakterle e, hayatına devam edebiliyorsun. Yani seçtiğin ırklarla ilgili de bu aslında yol üzerinde belirlediğin ne tarafa doğru meyil etmek istiyorsan o tarafa doğru mail edebildiğin enteresan bir kafası var. Onun için yani ne, hani, benim en büyük zorlandığım yerlerden biri kendine RAM tasarlayıp ulan ya, kocaman bir harita var tam ortasında başlıyorum. İstemiyorum abi sağ üst köşesinde başlamak <laughs> istiyorum falan diye sürekli restart ettiğim bir sürede olmadı değil aslında yani oyuna yeni başlarken. Ondan sonra tabii ikinci posta dönerken abi nereden başlatırsan başlat artık oyuna hakimim ben her türlü götürürüm falan böyle oyunu başladım ama yani oyunun en güzel tarafı normalde böyle rol yapma oyunlarında başta rolünü belli edersin ve rolle birlikte oynarsın ya aslında biraz bu bu şehri nereye kurduğun, etrafında işte topladığın materyallerin e, neler olduğu şey. Aslında şehrinle doğru orantılı, ırkınla da doğru orantılı bir şekilde böyle ivme aldığın ve ona doğru devam ettiğin bir hareket. Yani 425 lira bir oyundan bahsediyoruz. İşte Epic Games'de %5 indirim var. Orada daha tatlı satın alabiliyorsun. Çok yeni de tahmin ediyorum dün e, de yeni bir eklenti paketi geldi Dragon Down diye. Yani oyunla ilgili benim en büyük derdim şu oldu. Ulan şu savaşı da bitireyim öyle yatarım. Şu savaşı da evet. bitireyim öyle yatarım diye bir anda saat 4.30-5'i buldum ve eğer uyku düzeniniz bozuksa toparlayabildiğiniz düzgünse de bozabildiğiniz enteresan bir oyunla karşı karşıyayız. Abi, abi bu yani aynı zamanda bence en büyük başarı göstergesi. Çünkü hani Civilization'da da hep budur ya da böyle turn-based oyunlarda hadi bir tur daha, hadi bir tur daha diye diye oynatıyorsa kendine o oyun olmuştur diye bakıyorum ben. Bir de şey soracaktım abi sana. Sen şu anda daha böyle skirmish bir diye mi geçiyordur? O tarz bir modda mı oynuyorsun ya da yoksa campaign'in mi oynuyorsun? Böyle bir hikayeli vesaire ilerlemeli bir kısmı mı var? Var mı? Ee var hangi 3 tane hikayeli 4 tane galiba yanlış söylemeyeyim. 3 ya da 4 tane hikayeli kısmı var ama ben tabii ilk e, şeye çok heyecanlandım. Kendi realm'ini yaratma, kendi map'ini evet. yaratma kısmına çok heyecanlandığım için ilk oynadığım oyunda kendi realm'imi yarattım. İşte tabii Anladım. haliyle girdim YouTube'dan oynayanlara baktım hani hangi, hangi skill set'le devam edebilir falan. Güzel bir böyle <laughs> bir undead knight yarattım abi kendime. Zal. Oynamadığın kısımda da videoları izledin galiba bayağı abi. Evet evet yandan <laughs> abi ben hep öyle bakıyorum yani. Çünkü bunlar şey gibi yani zaten işin dertli tarafı da şu bu oyuna harcayacağım vakti. Photoshop'a harcasam, <laughs> e, Premiere'e After Effects'e harcasam böyle meslek sahibi olacağım. Yani öyle aslında bir taraftan da zor oyunlar. Yani Paradox'un bütün oyunları biliyorsunuz öyle. Ben zaten evet. Paradox ne verse yerim abi. Yani hani hastası olduğum benim bir numaralı stüdyolarımdan bir tanesi. Bir o numaralı zaman, stüdyom. Bir tam numaralı. fiyat performans ya. 425 lira şu an için iyi fiyat çünkü bu kadar. 100 saat üstü tecrübesi abi, evet. yani garanti yani, olan oyun için. Rakam yüksek gibi geliyor ama ya her şey çok pahalı. Zaten hamburger alıyorsun abi 150 liraya yani. Artık öyle bir dönemde olduğumuz için bir de Epic Games'e de indirim olduğu için böyle 400'ün altına o psikolojik baraj 300 küsürlere falan aldığım bir hareketten bahsediyoruz. Bir de eğer oyuna sararsanız o zaman bayağı 100, 100, saatinizi garanti edebilirim ben size. Yani 100 saat de bir oyun için bayağı güzel bir rakam diye tahmin ediyorum. Güzel Anlıcam. bir şey diye tahmin ediyorum. bayağı İngilizcesi ağır mı peki abi? O Türkiye'de çok, çok ağır önemli. Değil. Çok ağır değil İngilizcesi ya. Ya yani oyunu mekaniklerini öğrendikten sonra çok ağır değil. Yani skill setlerin de mesela açıklamaları 4 satır 5 satır falan işte yani orada da yani artı 2 buna verir, eksi 3 bundan alır falan falan gibi şeyler oluyor. Onun için ya orta düzey İngilizcesi olan biri de çok rahat bir şekilde kotarabilir. Çok ağır böyle yani, bir hikaye Kings anlatımı, yani. diyalog falan da yok anladığım kadarıyla. Yok kadar hayır. Şey yok. Abi, sadece arada işte oyun oynarken questler düşebiliyor random. Yani bir de haritaların içerisine de böyle bir AI da eklemişler. AI da çok iyi. Bu arada oyunun şeyi de çok iyi. AI tarafı da çok iyi. Aslında hani bazı e, savaşları Hani hemen savaş bitir ben savaşmayayım abi hiç turnbeze e sokma ben, beni dediğin zaman abi orada çok mantıklı geri dönüşler alıyorsun savaşlarda yani güçlere bağlı olarak. O da çok böyle bir balanslı böyle yapılmış bir şekilde. Ya şey de çok enteresan mesela birinci turda başladım işte Morton Dreammaker diye bir karakter yarattım falan böyle. İkinci tura başladığımda oyunun yarısında Morton Dream Maker karşıma çıktı. Dedi ki işte yani bilmem nereye de falan böyle ben de size katılabilirim istiyorsan falan. Ulan o benim zaten yaşasın hadi gel devam edelim beraber falan diye. Ya benim çok hoşuma gitti oyun falan. Tam benim benlik zaten. Bu arada Age of Wonders'la ilgili bir detay daha vereyim. İlk haftasında 250 bini aşmış satışları. Bir strateji yani oyunu için gerçekten bayağı iyi. Yüksek evet, rakam in... bir de Diablo ile aynı vakit çıktı ya. Öyle de bir evet. dert var ha, şimdi onlar adına. Fakat ben Diablo'ya girmedim mesela daha henüz. Bekliyorum böyle bir palazlansın biraz diye. Ondan sonra gireceğim. İnceleme puanları da güzel bu arada yani. 8 üstü falan eight, daha çok yani 80 üzeri. 80 ortalama. Evet. Aynen. Yo, Age of Wonders hakikaten bu senenin sonunda konuşacağımız strateji oyunlarından bir tanesi oldu. Ben de henüz oynayamamış olsam da takip ediyordum hani strateji oyunlarını seven bir insan olduğum için. Hakikaten şey yani artık hani türün kendisi ana akım olmadığı için gerçekten böyle milyon satışları görmek kolay olmayabiliyor. Dolayısıyla 250 bin gibi bir satış hani 4x strateji oyunu için bayağı olumlu diye de dedim Hani onu da altın çizmiş olayım. Neyini beğendiniz 251 satışın diye soran olursa. Benim tarafta bu evet. Ben de şeyden ötürü Tunca Bey size atmak istediğim topu. Benim oyunum da bir strateji oyunu. Dolayısıyla araya siz... Ee... Strateji sevmeyenleri üzmeyelim. Ben, buradan şöyle bağlayayım. Şimdi bu e, Mertan Bey'in anlattığı oyuna baktığınızda görsel olarak şeyi yadırgamazsınız. Bu sıra tabanlı bir oyun dendiğinde yadırgamazsınız. Çünkü görsel olarak zaten çağrıştırdığı şey o yani. Bu sıra tabanlı strateji derseniz hani gerçek zamanlı da akabilir problem değil de. Ya sıra tabanlı olması problem yaratmaz ama mesela Final Fantasy 16 gibi bir oyuna baktığın zaman böyle full 3D, gıcıl grafikler falan, sinematikler böyle bir oyunu gördüğünde artık modern oyuncunun aklında sıra tabanlı bir e, savaş sistemi gelmiyor. Yani bunu sen gitmeye çalıştığında e, tam tersine satışları düşüren insanların heyecanını öldüren bir şey oluyor. Dolayısıyla Final Fantasy'de Seneler sonra artık sıra tabanlı savaş sistemini bıraktı. Yani bunu ilk işte Final Fantasy 15'te yaptı, sonra 7'de ikisinin karmasını buldu falan derken Final Fantasy 16'da ya bayağı bildiğim böyle Devil May Cry tarzı hack and slash karakter aksiyonuna dönmüşler ve gerçekten de güzel olmuş. Ya ben hakikaten ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum mu? Zor değil ama herkese göre olduğunu da söyleyemem. Yani evet modern oyuncular açısından aksiyon gerçek zamanla akan bir kombat çok daha iştek ama tabii Devil May Cry tarzında böyle çok stilistik ve hareketli kombat ne kadar işler herkese hitap eder o da tartışılabilir. Çünkü onu sevmeyen oyuncular da olabiliyor bir yandan. Bir de şu an zaten oyun dünyasının geneli Souls temelli kombatı benimsemiş durumda. Yeni oyunlar genelde bundan ilham alarak çıkıyor. Oyuncular da bunu arıyor genelde ve seviyor. Ama yine de yeri var bence yani neden Neden terziyor. öyle? Çünkü joystick'inizi bozun, klavyenizi bozun, mouse'unuzu bozun, yeni mouse, yeni klavye, yeni joystick. Kirli oyunlar dönüyor diyorsunuz. Kirli oyunlar dönüyor bence dönüyor abi arka Ama bu daha da çok bozabilir çünkü çok hızlı basıyorsunuz. Mouse basıyorsun. yani. yani Diablo'nun mouse bozabileceği gibi bu da aynı şekilde gamepad'inizi bozabilir çünkü. Hızlı seri seri akıyor çünkü. Seri akması da biraz e, şey hissini kuvvetlendiriyor yani. Hem görsel olarak hem ses olarak çok temiz işlediği için. Sen sanki o karakteri kontrol ediyormuşsun hissini verdiği için. ya Tam böyle net tertemiz bir karakter aksiyon oyunu olmuş. İşte önceki oyunlarda şeyler vardı. Böyle samunladığımız yaratıklar vardı. Onları şimdi e, direkt yeteneklerini kullandığımız bir sisteme büründürmüşler. Farklı stiller gibi bize farklı yetenekler kazandırıyor. İşte savaşırken. Tek tuşta stiller arası geçip böyle farklı yetenekleri birbirine kombolayıp savaşta direkt Devil May Cry tarzı akıyorsunuz. Böyle bir sisteme geçmişler. Onun dışında eskisi gibi böyle kalabalık partilerle ilerleme falan yok. Onun yerine daha çok tek tabancasın. Yani çok nadiren sana eşlik eden birileri oluyor. Yani evet Can Yoldaşın gibi hep böyle partinde olan bir kurdun var. Kurdu da komut verebiliyorsun işte Atıl Kurt falan gibi e, temel şekilde saldırılar, hamleler yapmasını söyleyebiliyorsun. Yani oynanış tarafında dediğim gibi daha böyle aksiyon tarzı bir şeye bürünmüş. Bununla birlikte bu rol yapma kimliğinden de biraz kopmuş gibi Final Fantasy. Yani e, RPG olarak geçiyor hala aksiyon RPG olarak ama biraz da aslında aksiyon macera aksiyon yönü daha kuvvetli. Çünkü RPG öğeleri zaten artık her oyunda var belli bir düzeyde. Has RPG'lerinde soyu biraz tükeniyor gibi geliyor bana. O yüzden çok da dert etmedim ben açıkçası. Zaten Final Final Fantasy oyunlarından böyle bir beklentim de benim genelde olmuyordu. Ben hikayesi yani kendi için bir para... janrısı var zaten değil mi? Yani Final Fantasy dediğin zaman böyle bir kendine ait bir janrısı var gibi bir senelerdir öyle. Ya işte Japon klasik Japon RPG'lerini daha doğrusu konsol RPG'lerini başlatan serilerden biri işte Final Fantasy'ler, Dragon Quest'ler falan senelerce devam etti hala bunlar. Final Fantasy biraz daha şimdi özünden kopup hani en azından oynanış olarak biraz daha farklı bir yöne girdi ama hissiyat olarak yine bir Final Fantasy oyunu oynadığını hissedebiliyorsun. Sadece geçmişte bu oyunları sevmeyen biriysen bunu sevebilirsin aradaki farktan dolayı. Çünkü çoğu insan genelde sıra tabanlı ben bunu oynamam deyip geçiyordu. Karakterlerin tipleri takılan da oluyordu bu arada. Tipleri böyle bir bak mesela burada Mertan Bey'i bulduk. Şeyi sevmiyorsun herhalde değil mi? Böyle boy band elemanı gibi gözüküyor. Yok sev falan. boy bandları sevmiyorum abi. Ülke ismi de vermeyeyim. Sevmiyorum abi. Yani ha, çok fazla. Anelere düştüm bu aralar. İzliyorum mesela. Vindan Saga izliyorum bu aralar. Aa. Ya böyle bir dram olabilir mi abi? Bir ara onu da konuşalım abi. Yani Hı -hı. Bırakmıyor kendini. Özür dilerim. Bu, tamam geri alıyorum abi. Bu videoda bu videoda mı konuşsak acaba? Ben de izliyorum da bir giresim geldi. Neyse, abi bölmeyin. Bir... Başka video yaparız. Biz i̇zlediğimiz animeler <laughs> veya başka bir şey üzerinden. Devam <laughs> edecek. Konuşulacak <laughs> diye şey katmış gibi olalım. Burada hepsi abi boy band seçmelerine girseler kazanırlar yani. Tiplerin hepsi öyle. Ama burada bir şey benim canımı sıktı. Normalde tabii ki ben de biliyorum Final Fantasy'nin net bir sanat tasarım var. Ona göre yapıyorlar bu elemanları senelerdir. Zaten alışık olduğum bir şey de. Şimdi burada bir ortaçağ teması var. Yani orta çağda da çok jöle yok. Yani jöleyi geçtim. Yani kaba saba adamlar beklersin. Ya yani böyle çok tarihine hakim değilim. Belki benim bilmediğim bir dönem belli bir ülkede böyle bir şey de vardı bilmiyorum da <laughs> hepsi aşırı bakımlı. Böyle kaşları incecik alınmış. ve her gün kuaförde gezen adamlar gibi. Ya yani böyle böyle askerler görünce bir tuhaf geldi. Bir de bazılarının kıyafetleri var. Fantazi kıyafeti gibi. Yani böyle kostümler var mıydı orta çağda? O da bilmiyorum. Yani bilmeden konuşmak istemem ama hissiyat olarak bende böyle çok aykırılık yarattı. Ha bir de bu adamlar hani dese ki biz zaten e, fantazi temalı oyun yapıyoruz ya. Orta da biz kendimiz yorumluyoruz bunu. Fantastik bir eser falan yok dese. Orta çağ deme abi yani. Yok orta çağ demiyor da orta çağdan esinlendi. Belli evet. sonuçta izlerken anlıyorsun ya. Orada da şöyle bir durum olmuş. Mesela şey için eleştirmişler bu oyunu. Çeşitlilik yok. Etnik kökenler, farklı etnik kökenler göremiyoruz. Hep beyaz karakterler falan var demişler. <laughs> o eleştiriye de şöyle bir cevap vermişler. Tamam biz fantazi temalı oyun yapıyoruz da Bizim e, yine köklerimiz gerçekliğe dayanıyor ve bu oyunda ortaçağ Avrupa'sını temel alıyor. Dolayısıyla çok fazla etnik çeşitlilik görememeniz doğal demişler. Yani mantıklı okey ama eğer gerçekliğe önem veriyorlarsa ortaçağda o zaman da niye metroseksüel e, savaşan erkekler var? O benim kafamda bir soru işareti oldu ama çok önemli bir şey değil tabii böyle detay olsun diye bunu da anlatmış olayım diye anlattım açıkçası. Ya yapmak istedikleri oyunda istedikleri gibi bir hani evren yaratmalarında bence de bir sıkıntı yok da ya böyle bir bütünlük de olması gerekiyor, bir uyum da olması gerekiyor. Hani tabii ki herkesin inanılmaz bakımlı olduğu bir evren yaratıp ortaça fantezisiyle bir araya getirip Hani oyuncuya gene sunabilirsin de işte o seçtiğin temalar bazen kafada çok uyuşmayabiliyor. O bizim kafamızda tabii sonuç itibariyle bunca zaman gördüğümüz şeylerden etkilenmemizle değerlendirdiğimiz bir şey olduğu için de hani alakalı adam sonuçta istediği kadar uçuk bir şey yapabilir de işte tutmadığı zaman böyle bir garip geliyor. Hani puan kırma için bir sebep mi? Hayır değil ama oyuncuyu tabii da canım. kopartmıyor mu kendisinden? E kopartıyor yani hani sonuçta burada bir immersion denen oyuncuyu içine alması gereken bir evren var günün sonunda. Hikaye ağırlıklı bir oyun bu arada hiç bilmeyenler için. Hikaye anlatım açısından gayet tatmin eder sizi yani çok fazla böyle hikaye tarafına prodüksiyon kasan oyun göremiyoruz o açıdan kıymetli ya tarz olarak da genelde Game of Thrones herkesin aklına gelmiş benim de açıkçası izleriz izlemez. bayağı bir Game of Thrones e ...hissi aldığımı söyleyebilirim ben de. Yani doğrudan böyle Game of Thrones'un birebir aynısı gibi de düşünmeyin de... ...hissiyat olarak en azından o havalarda bir hikayesi var. Gameplay yani, süresi? Ya gameplay süresi... ...ya ben daha başlardayım henüz tabii oyunda zaten yeni çıktı... ...ama hani minimum hikaye tamamlama açısından... ...çok rahat bir 40-50 saati vardır yine. Ücretsiz demosu var. Ya yani mutlaka almadan önce bence indirin deneyin. Demosu da bayağı övüldü dünyaca. Hakikaten de güzel çünkü... Hem e, bitirdiğiniz yerden devam, et, devam etmenize izin veriyor save hakkı veriyor size oyunun başından başlatıyor Hem, oyunun başlangıcını gerçekten etkileyici bir şekilde yapmışlar sizi oradan zaten bir kavruyor bir de o demoyu bitirince ayrı bir mod açıyor demoda orada da atıyorum seni 10-15 level'lık bir halinle e, deneyimlemeni sağlıyor oyunu orada işte daha fazla becerin yeteneğin var hani oyun ne potansiyel vaat ediyor onu da görebiliyorsun böyle dolu dolu bir demo yapmışlar. Yani hiç en azından aklınıza soru işareti varsa önce demoyu oynayıp da alın bence. Kabaca böyle açıkçası yani hikayesi ve kombatıyla ön plana çıkan bir oyun. Hani zayıf noktaları var mı? Şöyle şunları en azından kısaca hemen uzatmadan bahsedebilirim. Bu oyun açık dünya bir oyun değil. Açık dünya yapmak istemiyorlardı çünkü zaten hedefledikleri şeyler arasında o yoktu. Yani onu açık dünya yapmak isteseler ekstra böyle bomboş dünya kasacağız hiç gerek yok. Daha konsantre bir oyun olsun bizim hedefimiz bu demişlerdi. Ama bu konsantre halinde bile ee, çok boş hissettiğiniz yerler oluyor geçtiğiniz şehirlerde falan. Hakikaten böyle bomboş bir yer tasarlamışlar da sizi atmışlar gibi oluyor. Yani orada dekor olarak bile bir NPC olsa, biraz daha hayat olsa, ya bu tartışmasız dünya tasarımına, anlattığın hikayeye bağlanmana, o dünyada yaşamak istemene falan katkı sağlayan şeyler. Orada biraz eksiklerini ben gözlemledim. Ortalama olarak şu an böyle 85-90 seviyesinde gördüğüm incelemeler okay. almış. Yani olumlu beğenilmiş çoğunlukla oyuncuların da yorumları genellikle e, olumlu tabii ki eskiden seriyi takip edip beğenmeyenler var farklı şeylerine takılanlar var mükemmel bir oyun yok ama benim gözlemlediğim bu senenin iyi oyunlarından biri aksiyon ve hikaye kısmında gayet kuvvetli. E, ...denemek isterseniz dediğim gibi demosu ücretsiz olarak var. E, daha da uzatmadan ben Orhun'a sözü vereyim. Pekala o zaman ben de direkt e, Shadow Gambit The Curse Crew'dan bahsetmek istiyorum diye ekleyeyim. Oyun henüz çıkmadı. Hani bu yıl içerisinde çıkacak ama henüz çıkmadı. Şu an demosunu siz de oynayabiliyorsunuz. Ben ne oynadım da anlatacağım diyorsanız... ...demodan daha uzatılmış haline, demonun işte daha da uzatılmış haline... E, ...ön inceleme şeklinde göz atmam için yolladığı ekip... ...bu arada yapan ekip e, Shadow Tactics, Blaze of Shogun ve Desperados 3'ü yapan Mimimi Games... Dolayısıyla hani etki komandoslar, desperadoslar, o türdeki strateji oyunlarını e, özleyen insanlardansanız buna da kesinlikle bakmanız gerekiyor. Yani Shadow Tactics'te Feodal Japonya'ya gitmiştik. E, o şeyde geçiyordu, o settingde geçiyordu, o e, tarihte geçiyordu. E, Desperados 3'te Batı'ya gitmiştik. Şimdi daha önceki oyunlarda olmayan şekilde, yani bu iki söylediğim de sonuçta yani gerçek... Kiliye hani ayakları yere basan işlerdi. Gerçekliğiyle, gerçeklikle bağ olan şeylerdi. Şimdi e, Karayipler'de korsan oluyoruz. Bunun da bir gerçekliği var. Ama korsan mitinin işte bu doğaüstü olaylarını da, işlerini de işin içerisinde etkilemiş. Gerçekten Karayip Korsanları filmlerindeki e, mitlere benzer bir takım mitler falan var. İşte Ölümsüz e, Korsanların vesaireden olduğu Ki zaten kendi ekibimiz de Ölümsüz Korsanlardan oluşuyor vesaire. Biraz daha böyle sürreel yana da gitmiş ki. Hani e, daha önceki... Bu türün en iyi örneklerinde gördüğümüz özelliklerin işte hani gerçekçi olmaya çalışırken bazı yani mesela bir bir, bir vahşi batıda bir kovboyun birdenbire bir duvarın arkasında ışınlanmasını tabii ki bekleyemezsiniz ya. İşi doğaüstü tarafa geçirdikleri zaman bir e, özellikleri de karakterlerimizin özelliklerini de böyle doğaüstü yanlara geçirmeleriyle beraber oyunun o tür oyun, o tür oyunların sıkıştığı köşeden kendisini çıkartmış yani kendi çerçevesini genişletmiş bir oyun haline gelebilmiş. E, ben bir yandan da tabii ki sadece hani bu bununla sınırlı değil. Hani yeni gelen kısmı e, yenilenen kısmı. Ekstradan şöyle bir şey de yapmışlar. Bizim artık hani bir hub'ımız var. Bir korsan gemimiz var. Bu korsan gemisinde ek, e, tayfamız var. işte. bilmem kaç kişiye kadar çıkacak olan. En az 8 kişi olacak ama daha fazla olma ihtimali de olduğunu söylediler. Net bir biçimde söylemediler e, çıkmasına daha olduğu için. Biz bu korsan gemisinde kendi planlarımızı yapıyoruz. E, Kara iplerdeki adalar üzerinde görevimizi yapacağımız yeri seçiyoruz ve hani oraya kendi seçtiğimiz bir ekiple beraber gidiyoruz. Yani bu zamana kadar zaten olan şeylerdi bunların belki bir kısmı ama burada hem oyuncunun tercih tercihlerini hem seçeneklerini hem kendi oyun tarzında uygun ekipler kurmasını ya da gittiğiniz bazı görevlerde bazı karakterler illa ki seninle gelmesi gerekiyor falan gibi oyuncuyu bir takım zorlamalarla karşı, karşı, karşıya bırakan ama yine de etrafında biraz olsun oyuncu kontrolünü de oyuncuya bırakan bir yapıya da bürünmüş. Sadece bununla da sınırlı değil bu arada bir görevi seçtiyseniz o göreve nasıl yaklaşacağınızı da kendiniz seçebiliyorsunuz. Başlangıç noktalarınızı ayarlayabiliyorsunuz falan gibi. Daha önceki oyunlarda her ne kadar Shadow e işte tekrardan bu seriyi diriltmiş. Desperados işte bir adım ileriye taşımış. olsa da yani bununla beraber Shadow Gambit'le beraber hakikaten mekanik olarak da çok geliştirmiş. Önceki oyunlardan daha da yüksek potansiyele sahip olabilecek bir noktaya Taşımış mi mini mi games ben o yani bayağı oynadım hani şey sınırlı olmasına rağmen ön inceleme kısmında uzun uzun oynadım ne var ne yok vesaire falan diye baktım ekstra neler deneyebiliyorum vesaire diye bir açmaya çalıştım ee, henüz benim e, ön inceleme tarafında görmediğim ama e, oyunun tam sürümü çıktığı zaman karakterlerimizin sahip olduğu özellikleri upgrade etme ya da farklı özelliklerle geliştirme gibi şeyleri de işin içerisinde katmış olan yani rol yapma öyle daha doğrusu karakter özelliklerini geliştirme. Ee, özelindeki rol yapma öğelerini e, oyuna daha da dahil etmiş olan bir oyun haline gelmiş. Açıkçası zaten bu tür seven bir insan olarak daha da nasıl ileriye taşımışlar diye baktığımda gördüğümden ötürü çok memnun oldum. Hem de gerçekten zaten korsan mitini seven insanların da ilgisini çekebilecek bir oyun türünden bağımsız olarak e, zaman içerisinde bu türe çok ilgi görmem, yani, duymamış, e, çok da fazla oynamamış insanlara da e, bu türün oyuncusu haline getirebilecek bir oyun haline de getirmiş. Hem işte geniş açıkçası sayesinde. Abi? Karayip tarihine veriyorlar mı? Çünkü genelde bütün korsan oyunlarında hep böyle Trinidad'dan başlayıp e, sen Agustin'e kadar giden bütün böyle bir altyapıyı aslında böyle bir tarihte öğretirler yani. Pirates'tan, Sid Meier'dan gelen. Gene aynı şeyler var mı? Öğeler var mı? Ee, yok o kadar şey yapmamışlar. neden onlar da birazcık daha hani e, kendileri kafalarına göre yorumladıkları bir şekilde gitmişiz. Hani ya şöyle bir şey var. Bütün haritanın tamamını görmediğim için günün sonunda bugünkü Karayipler'e ne kadar benzeyecek içinde bulunduğumuz coğrafya onu çok net bilemiyorum. Ama işte yani Karayipler'de gibi takım adalarının olduğu yerlerde e, görevlere gidiyoruz, yine bir korsan teması üzerinden e, gidiyoruz gibi e, söyleyebilirim. Bunun haricinde mesela şey falan da çok tatlı olmuş gerçekten. Daha önceki mesela Desperados'ta da görmediğimiz Shadow da de görmediğimiz e, her şeyden evvel ikisinde de görmediğimiz Türkçe desteği'nin olması her şeyden evvel e, oyunun Türkçe dil desteği var ve hani başlı başına zaten bu e, bu taraftaki Türkiye'deki oyuncuların giriş yapması için bir e, olanak da sağlıyor. Daha önceki oyunlarda da çok ciddi geliştirmeler, çok ciddi oynanış zenginliği ya da işte oyuncuya verilen araçlar vs var ama yani gerçekten de bununla beraber hem işte bize sunduğu araçlar hem de bizi içerisine attığı oyun alanıyla beraber daha da böyle bir, büyük bir genişliğe daha da oyuncunun aldığı kararların anlamının olduğu bir noktaya taşımış seriyi bakalım ben bayağı heyecanla bekliyorum tam yani hikayenin tamamını gördüğümde ne hissedeceğim ya da daha yani şu ana kadar oynadığım bölümler de bu arada epey büyük bölümlerdi gerçekten bir başladığınız zaman bir buçuk saat bir buçuk iki saat sürebiliyor bütün bir görevi tamamlamanız çünkü aşama aşama gidiyor işte giriyorsunuz bir şeyi tamamlayınca şimdi tamam bunu tamamladık ama ikinci aşaması var git bakalım onu da tamamla işte onu da tamamladın ya da bütün her şeyi tamamladın şimdi bir de gemine geri dön. ama gemine geri dönebilmen için çıkış noktana gitmen gerekiyor bunun için de işte şu tehlikelerden kurtulman gerekiyor falan diye. Böyle aşama aşama açılan bir anı olduğundan da hani epey uzun oynama süresine de sahip olacak bir oyun e, olduğunda düşünüyorum e, ama bakalım. Ya ne durumda abi şu anda? E, şu an itibariyle ya belli olmaması lazım. Evet henüz henüz satışa sunulmadı. Oyunun çıkış tarihi de hani bu yıl içinde çıkacağını biliyoruz. E, demos falan da dediğim gibi hani oynanabilir hale geldi. E, ama sipariş falan yok yani. Yok henüz hen, henüz yok. Ya gerçi bu videoyu yani. izlerken açıklanmış olursa ilginç de olabilir. Yine siz bir e, göz atın arkadaşlar Steam sayfasına. Gerekirse ya da ilginizi çektiyse istek, istek listenize atarsanız her halükarda o da ayrı bir mevzu. E, ama şey çok devasa bir fiyattan çıkacağını çok da zannetmiyorum ya. Ama şimdi şey dikkatimi çekti. Shadow Tactics: Blades of Shogun indirime girmiş 39 lira. 399 liradan al, yani al. 40 liralık oyun görmeyeli bayağı olmuştu bir şey e, şöyle o zamlanmış hali bu arada normalde evet, Shadow evet, Taktik... eskiden öyle değildi tabii de e, 4-5 liraya alabiliyorduk Shadow Tactics'i e, artık da böyle bir şans kalmadı ama 40 lira yine Shadow Tactics için de bu arada baya iyi fiyat hani eğer ki bu türle ilgili ilgili olan insanlarsan insanlardansanız kesinlikle onu da değerlendirebilirsiniz aldım gitti işte. yani, dayanamadım yani herhalde anlatmadığım bir şey kalmadı gibi gözüküyor Shadow e, Gambit'le alakalı. Bu, bu sene içerisinde en heyecanla beklediğim oyunlardan bir tanesi. Bir tane de Shadow Tactics sattırdık. ya evet bayağı satın aldırdınız. 39 lira gitti ya. Neyse <laughs> temiz güzel güzel para 39 Abi <laughs> net net, abi. net gerçekten şey de var. Yani save load yapa yapa net oynarsın çünkü gerçekten şey yapıyorsun bir yerden sonra sinir de oluyorsun ulan ben bunu ee, buradan bu şekilde geçerim diye inat ediyorsun birkaç sefer yakalandıktan sonra zamanlamayı tutturup geçtiğinde inanılmaz tatmin eden bir oyun yapısı da var ben bayağı seviyorum bu e, şeyi de oy oyun döngüsünü de seviyorum yani. Var mı ekleyeceğiniz bir şey Mertem Bey, Orhun Bey? Be ben de artık yok abi ben bütün zevkimi saldım. De <laughs> Ben de diyor konuşacak ama çok şey olduğunu şu anda çıkartmış durumdayım yani. Blind Sagayı'a gömeceğiz bir yerlerde hayatımızda. Ondan sonra yeni gelen oyunlar da var. Arada sırada ben de yanınıza konuk olarak gelirim. Tabii bekle, her, pek, zaman. her zaman. O zaman e, bu videoluk bizden bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada sizin de varsa böyle tavsiye edeceğiniz oyunlar yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. <laughs>